Cevizlerim var. Taze taze, kıtır kıtır, çıtır çıtır cevizlerim var. Yiyen bir daha istiyor. Kaçırmayın bu cevizleri. Kolay gelsin. Cevizleri. Ha? Bu ses de nereden geldi? Bir bakar mısınız? Allah Allah. Nereden geliyor bu ses? Hayal görüyorum galiba. Hayal değil. Biraz eğilip bakarsanız beni görürsünüz. Hay Allah. Civcivmiş. Küçük olunca fark edemedim seni civciv. Yalnız bana ceketli civciv diye hitap ederseniz sevinirim. Gördüğünüz gibi benim bir ceketim var. Ah, çok affedersiniz ceketli civciv. Ceketinizi fark edemedim. Neyse, önemli değil. Ben ceviz olabilir miyim? Tabii efendim. Ne kadar vereyim? Bir tane. Ha? Sadece bir tane mi? Evet, bir tane. Ceketime düğme yapacağım. İlginç. Daha önce cevizden düğme yapıldığını hiç duymamıştım. Buyurun o zaman size en güzelinden bir tane ceviz. Onu bir torbaya koyun lütfen. Eve kadar elimde taşıyamam. Tabii efendim, buyurun. Hayırlı işler. Teşekkürler. Yine bekleriz ceketli civciv. Hayırlı sabahlar ceketli civciv. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Benim için hiç de güzel bir gün değil Cim Harfi. Üzgün görünüyorsun ceketli civciv. İyi misin? Dün pazardan bana verdiğin cevizi ceketime diktim. Sonra dışarı arkadaşlarımın yanına gittim. Ama ceviz ikiye ayrıldı ve ceketim açıldı. Bunun için çok üzgünüm ceketli civciv. Hatamı telafi etmek için yeni bir ceviz verebilirim. Bu hatanın telafisi yok Cim Harfi. Senin yüzünden çok utandım. Peki ama neden? Çünkü benim karnımda bir beneğim var. Benden başka hiçbir civciv de bu benekten yok. Dün ceketim açılınca da beneğimi herkes gördü. Artık bir daha kümese dönemem. Selamünaleyküm Sey kardeşim. Bugün nasılsın? Aleykümselam Cim Harfi. İyiyim elhamdülillah. Yumurtaları sattım, eve dönüyorum. Bizim tavukların yeni civcivleri dünyaya geldi de onlara yem vermek için acele eve dönmem gerek. Ben de tam sana onu soracaktım. Dün benim yanıma ceket giymiş bir civciv geldi. Acaba sizin kümesten olabilir mi? Evet, o bizim civciv. Buraya niye gelmiş ki? İşte böyle. Civciv çok üzüldü. Keşke onun için bir şeyler yapabilsek. Bir düşünelim bakalım. Ha. Aslında yapabiliriz. Onun beneğini sevmesine yardımcı olabiliriz. Nasıl yapacağız peki? Bak şimdi. Ah ah S harfi. Ne kadar dertliyim bir bilsen. Ne oldu kardeşim? Hayırdır inşallah. Ne derdin var? Karnımdaki noktamdan şikayetçiyim. Ama neden? O nokta sana çok yakışıyor. Ah. Biliyorsun biz Cim H ve H300 kardeşiz. H kardeşimin noktası kafasında. H harfinin hiç noktası yok. Benimse noktam karnımda. Ne var bunda dertlenecek, anlamadım. Ama ben de H harfi gibi noktasız olmak istiyorum. Ama Cim kardeşim, sen de H harfine benzeseydin Cim harfi kim olacaktı? Nasıl yani? Bak, Allah hepimizi farklı farklı yaratmış. Ve hepimizi birbirimizden ayıran özellikler vermiş. Eğer bunlar olmasaydı, tüm yaratılanlar birbirine benzer ve bu çok sıkıcı olurdu. Şimdi bir düşün bakalım. Tüm renkler beyaz olmak isteseydi, dünyamız böyle renkli ve güzel olamazdı. Bu çok kötü olurdu gerçekten. O zaman ağaçlar yeşil, elmalar kırmızı, portakallar turuncu olmazdı. Çok doğru söyledin Cim Harfi. İşte farklılıklar böyle güzeldir. Ve seni sen yapar. Bu göbeğimdeki nokta beni Cim yapıyor yani. Aynen öyle. Merhaba. Az önce konuştuklarınızı ben de duydum da bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Şimdi benim karnımda bir benek var ya, o benek beni özel bir civciv mi yapıyor? Evet, sen beneğinle çok özel bir civcivsin. Ama önce beneğini kendin sevmelisin. Sen seversen, utanmazsan başkalarının bakışları da seni incitmez.
Aslında dediğiniz gibi beneyim o kadar da kötü durmuyor. Hatta sana çok yakışıyor. Bence de. Artık bu ceketi giymeme gerek yok sanırım. Çünkü beneyimden utanmıyorum. Önceden sana ceketli civciv diyorduk. Peki şimdi ne diyeceğiz? Bundan sonra bana benekli civciv diyebilirsiniz. Benekli civciv. Bu isim çok güzel. Bu isim sana çok yakıştı benekli. Aa, ceketli civciv gelmiş. Ama ceketi yok ki. Ne diyeceğiz ona peki? Merhaba arkadaşlar. Bana bundan sonra benekli diyebilirsiniz. Bu isim çok güzel. Hoş geldin benekli civciv. Seni çok özledik. İyi ki ceketini çıkarmışsın. Şimdi beneğinle daha güzel görünüyorsun. Haydi gelin. Kutu kutu pense oynayalım. Haydi.